İyi günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda Sakarya Serdivan'da bulunan Kadim Danışmanlık'tayız. Yanımızda firma sahibi Sayın Yasin Akdoğan Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektör ve çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak? Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz sizlere Yasin Bey, bizleri ağırlamış olduğunuz için. Sektörle alakalı çalışmalarınıza kalem kalem değinmeden önce sizleri biraz tanımak istiyoruz. Evet, tabii ki. İsmim Yasin Akdoğan. Almanya, Köln doğumluyum. İlk tahsilimi Almanya'da yaptım ve başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra 2005 yılında temelli olarak Türkiye'ye dönüş kararı aldım. Bu dönüş kararım ile birlikte Almanya'daki aldığım eğitimler Türkiye'de birebir eğitim sistemlerin farkından dolayı sayılmadığından tekrar tekrar okudum ve nihayeten makine ve işletme bölümlerinden mezun oldum. Bu ilave ve tekrar eğitimleri kariyerim ile birlikte aynı zamanda gerçekleştirmiş oldum. Peki bu sektörle tanışmanız nasıl ve ne zaman oldu acaba? Evet. Bu da Almanya'ya dayanıyor. Almanya'da en son okuduğum metal işleri bölümüydü. Doğru bir yönlendirme ile kendi karakterime özgün sevebileceğimi düşündüğüm bir alana yönelmiş oldum. Bunu tecrübe ettikten sonra da Türkiye'de kariyerime bu şekilde başlamış oldum. Harikasınız. Bu anlamda sizleri ve firmanızı daha detaylı tanımak istiyoruz. Tam olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba? Evet. Genel olarak da bir kariyerimden bahsederek oraya değinmek istiyorum. Toplam bugün itibaren 17 yıldır aralıksız çalışıyorum. İlk olarak 2005 yılında 18 yaşındayken Adapazarı'nda faaliyet gösteren trailer sektörü Tırsan Trailer AŞ firmasında başladım ve 8 yıl boyunca çalıştım. Kalite bölümlerinde çalıştım ve ardından zorunlu bir askerlik görevi nedeniyle ayrıldım ve devamında yine trailer sektöründe faaliyet gösteren Fransız menşeli bir firma olan Lor İstanbul AŞ firmasında başladım ve toplam 3 yıl çalıştım yine kalite bölümünde. Ardından Peri Group firması inşaat iskelesi ve kalıp sistemleri üreten bir grup firmadır, Alman menşeli. Oranın Sakarya Üretim Tesisi'nin kuruluşunda yer aldım ve 5,5 yıl boyunca çalıştıktan sonra stratejik bir karar ile 2023 Şubat ayında Kadim Danışmanlığı kurdum. Ve bu stratejik karar ile bundan sonra bütün bilgi birikimlerimi, gözlemlerimi, tecrübelerimi paylaşmak üzere yeni bir yolculuğa çıkmış bulunmaktayım. Çok güzel özetlediniz efendim. Peki tam olarak bizler şu anda neredeyiz? Yani size saymış olduğunuz hizmetlerle alakalı ulaşmak isteyen insanlar nasıl ulaşım sağlayabilirler? Evet, internet sitem var. www.kadimdanismanlik.com üzerinde tüm iletişim bilgilerim var. Bu şekilde rahatlıkla sizlere ulaşım sağlayabiliyorlar. Evet. Peki Yasin Bey, takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer yerlerden ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Yani insanlar neden sizleri tercih ediyor acaba? Evet. Bu soru için de çok teşekkür ederim. Şöyle ki birazcık danışmanlığı açarak bunu izah etmek isterim. Danışmanlık derken neyin danışmanlığı? Kalite yönetim danışmanlığı. Benim uzman olduğum sektörün içinde doğuma büyüme kaliteci olarak kendimi ifade ettiğim alanda önde olduğum ve hedeflediğim sektördeki hedeflediğim pazar şu olacak. Kalite yönetim danışmanlığı derken şöyle ifade edebilirim. Müşteri, üretici ve tedarikçi paydaşlarından oluşur. Bu paydaşlar kendi hallerinde belirli bir faaliyetleri yürütürler. Ancak kendi hallerindeki olan faaliyetlerinde ancak bir bölüm değeri ifade ederler. Bu üç halkayı birbirine bağlayarak entegre olunmuş ve kalite kriterlerince aynı hizalanmayla ve ortak hedefte bir bütün ifade etmeleri açısından böyle bir gereklilik vardır. Ve her bir firmanın kendi koşullarınca zaman zaman iç ve dış desteğe ihtiyaç duyarlar. İşte bu noktada danışmanlık hizmetleri devreye giriyor ve benim gibi sektörde tecrübe toplamış olan insanlar bu anlamda bu paydaşlara bu destekleri verebiliyorlar. Evet, destek istedikleri noktada sizler burada oluyorsunuz. Evet. Tercih edilme sebeplerimiz, farklarımıza biraz da değinelim isterseniz.
Evet, farkım belki de şuradan olacak. Uluslararası standartlardan bahseder kalite yönetimi. Hı hı. Uluslararası standartlarda mutlaka sektörün içerisinde çalışılması gerekiyor. Dışarıdan eğitimler ile anlaşılacak olan bir şey değil. Teori ve pratiği çok kıymetli. Hı hı. Ve özellikle bir miktar yurt dışında yaşamış ve yurt dışındaki insanların kültürlerini, felsefelerini anlamak bakımından böyle bir avantajım olduğunu düşünüyorum. Orada eğitim aldığımdan dolayı ve çalıştığım, hı hı, firmalarda da bu nüanslar ile birlikte yer aldığımdan dolayı böyle bir birikimim benim avantajım olduğunu düşünüyorum. Harika. Peki müşteri memnuniyeti dersek neler söylemek istersiniz? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Evet, bahsettiğim gibi Şubat ayında 2023 yılında henüz daha yeni bir kuruluş yaptım. Kuruluşumla birlikte henüz daha yolun başındayım. Faaliyete başladım. Ankara ve Gebze merkezli olan firmalarda görevim var. Onlardan ilk geri bildirimlerimi de memnuniyetle de aldım ve bu memnuniyet üzerine de zaten devam ediyorum. Bundan sonra da aynı şekil benzer ve büyük firmalara bu danışmanlık hizmetleri vermeyi hedefliyorum. Evet, gelecek hedeflerimizi bu şekilde özetleyebiliriz, evet, o halde değil mi? Bizler, evet, de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz efendim. Çok son olarak ederim. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz acaba? Evet. Şöyle bir şey paylaşmak isterim. Türkiye'de genel olarak bakıldığında şu durumu kesinlikle ifade etmek isterim. Çok bilgili insanlarımız var, çok teknik insanlarımız var. Bilgide bir eksikliğin olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ancak bilginin yönetimi konusunda problemler var. Bu anlamda insan bir taşıyıcı olarak ne kendisi amaçtır ne de sistemi amaçtır. Hı hı. Aslında amaç sürdürülebilirliktir. Bu bilgiyi güç halinde sistemleştirilip kayıt altına alındığında, ki kayıt yönetime ve dokümante edilmiş bilgi olarak geçer bizim sektörde, o zaman bu çok kıymetli hale gelir. Bunu ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz efendim.